Merhabalar, Gıcır Podcast'in ilk bölümüyle karşınızdayız. Bugün Ikuru filmini konuşmak istiyoruz. Ikuru filmi Türkçe'ye Yaşamak olarak da çevriliyor. Yönetmenin ismi neydi? Akira Kurosawa. Evet, aynen. Akira Kurosawa'nın bir filmi. 1954 yapımı bir film. 52. 52 yapımı bir film ve... bayağı çalışarak geldik. 1950'li yıllar yani. Siyah beyaz. Film, Japon filmi ve film genel olarak Japon bürokrasisine ve yaşam üzerine birçok eleştirdi, birçok düşünceye sahip. Film bizim çok alışık olmadığımız bir konuda işlemiyor aslında. Genel olarak çok bildiğimiz, çok işlenen bir konuda. 6 ay ömrü kalan bir insanın neler yaptığı, yaşamının nasıl değiştiği üzerine işlenmiş bir film. Ama film bu çok bilindik konuyu gerçekten çok güzel işlemiş. İşte o karakterin değişimini görmemiz, diğer şeyler falan. Zaten zaman içinde ilerleyen dakikalarda bunları ayrıntılı olarak da konuşuruz. Hepimiz bir genel olarak düşüncelerimizi söyleyelim. Kemal, sen ne düşünüyorsun? Ben ilk lise yıllarında izlemiştim bu filmi. İşte Seven Samurai'dan sonra izlediğim ikinci Kurosawa filmiydi. Kurosawa'nın böyle biraz daha bulunmuş samuray filmlerinden biraz daha farklı bir içerik olarak böyle bir şey yapmış. İşte böyle bir film. Senin dediğin gibi konu ne kadar alışılmış olsa da, ne kadar işte Sabahattin Ali romanlarına falan da konu olsa da ayrı bir biçimde ele almış, farklı bir biçimde ele almış ve ne kadar alışılmış olsa dahi seyirciye farklı şeyler düşündürüyor. Öyle yani, ben genel olarak çok beğendim bir film. Bu vesileyle de bir daha izlemiş oldum. Başka şeyler görmüş oldum. Öyle. Evet, İlter, sen ne düşünüyorsun genel olarak? Ya genel olarak ben de az çok aynı fikirdeyim sizinle. Filmin zaten ele aldığı konu dediğin gibi biraz klişe bir konu ama yani dediğin gibi zaten film eski bir film olduğu için belki de bunu ele alan ilk filmlerden biridir bile diyebiliriz yani. Çok fazla film tarihine hakim değilim. Onun dışında yine başrolün oyunculuğu olsun veya çekimler olsun gayet iyi bir şekilde ele alınmış. Aynı zamanda bürokrasiye de güzel bir şekilde eleştiri getirilmiş. Ben de gayet beğendiğim bir film oldu benim için de. Aynen, aslında bizim için yeni bir konu değildi ama o zaman için gerçekten de yeni, alışılmış dışında bir konu olabilir. Çağrı, sana geçelim. Yani bilemiyorum, o zaman için alışılmışın dışında bir konu mu yoksa o zaman için de klişe bir konu muydu diye ama ya tabii her şeyi kendi vaktine göre değerlendirmek gerekir. Lakin ben hani tamamen değerlendirme yaparken 21. yüzyılda izlemiş biri olarak değerlendireceğim. Bahsettiği konu güzel, eyvallah. Ve bence bürokrasi de, tabii ki bürokrasi eleştiri falan da var ama daha çok ben insanın kendine olan hani yaşama dair kişisel olarak yönünü baktım. Çünkü zaten hani girişte de şey diyordu ya, ama neyse ayrıntıları birazdan geliriz. Ya yani söylemek istediğim şey, film güzel, eyvallah, ama bende çok aman aman bir senaryosu yok. Yani bunu kötü diye söylemiyorum. Ha, yönetmenin işlediği işleme biçimi, işte ne bileyim yaptığı birkaç küçük güzel şey elbette güzel. Adam zaten hani internetten aratırsanız adamın adını çok büyük bir yönetmen olduğunu görürsünüz. Lakin hani demek istediğim şu, yani bu podcast'in ilk bölümü olabilir ama daha önce çektiğimiz pilot bölüm adını verdiğimiz böyle bir giriş tanıtım bölümünde de dediğimiz gibi biz filmlerin işte sinematografik alanlarını incelemiyoruz. İşte bu şurada yönetmen şunu yapmış, işte burada şu açıyı kullanarak şunları demiş, demek istemiş tarzı şeyler yapmayacağız. Çünkü hani o bizim işimiz değil. Neler hissettirdiğini konuşacağız demiştik. Neler hissettirdiği konusunda... Elbette güzel. Özellikle başlarda falan çok girdim ve sonuna doğru ama filmin orta kısmı boyunca ben çok kendimi filmin içinde hissedemedim. Bilmiyorum. Yani neden böyle oldu? Çok eski olmasından kaynaklı olabilir bu. Yani bu film kötüdür kesinlikle demiyorum ama beğendim. Lakin öyle çok çok aman aman kesinlikle izleyeceğim bir film değildir. Çünkü filmin o orta kısmında, gelişme bölümünde ben yoruldum. Yani çok filme bağlanamadım. Bana hissettirme açısından beni içeride tutamadı diyeyim. Genel olarak güzel ama. Gelişme dediğin kısım karakterin zamanı değerlendirmeye çalıştığı kısım mı yoksa flashback olan kısım mı? Karakterin zamanı değerlendirmeye çalışması dediğin ne? Yani gelişme dediğin direkt filmin ortası ya. Hani kızla falan. Mesela şeyle başladı ya. Bir tane yazarla direkt eğlenmeye falan çalışıyor. Öldükten sonrasını mı söylüyorsun? Hayır. Ya öldükten sonra zaten şey çok klişeydi, işte toplanıyorlar böyle 3-5 kişi. Ah diyorlar böyle olmayacak, ah diyorlar böyle olmayacak. Oraya geçiyorum da. Ya mesela... Film ilk başladı, tamam, ben filme daha hiçbir şey bilmeden başladım. Daha önce izlemediğim bir filmde. Direkt ilk giriş kısmına zaten beni gerçekten aldı. Ve ben beklenti büyük olarak gitmiştim. Orada hatta daha sonra bahsederiz demiştim ama de şimdi bahsedeyim. Meşgul hani anlatıcı vardı ya, anlatıcı dışarıdan daha ilk şeyde biz ana karakteri anlatırken işte meşgul ama hiçbir şey yapmıyor tarzı bir cümle kullanmıştı. Ben burada
zaten beklentiyle gittiğim filmde de beklentilerimi çok yükselttim. Çünkü sürekli meşgul ama elinde hiçbir şey olmadı deyince biraz da ne bileyim karantina dışındaki kendimi de gördüm diyebilirim. Bak burada notlarım da var. Buraya yazmışım işte hani ben soru işareti. Bu ben soru işareti yani hissettirdi bana demek. Sonuçta ben bir şey hissetmek hissedebiliyorsam yani bir şey hissedeceksen filmden ya ben soru işareti derken yani demek ki ben hissetmişim. Karakterin içine girmişim. Katarsis döngüsüne tutulmaya hazırmışım demek. Ki mesela baştaki adam ömür törpüsü yazmış mesela. Böyle hastanede vardı ya bir tane. Yok işte doktor böyle diyecek, böyle diyorsa ölecek falan. Hani orada o adamdan irite olmuştum. Gerçekten kendimi filme içinde hissetmiştim. Ama ilerleyen dakikalarda nedense bu içindelik çıktı. Yani adam öldükten sonra da anlatmaya çalıştığı şey güzel. Yani bu insanların bu adamın son 5 aylık, 6 aylık döneminde neler yaptığı, neden bunu yaptığını anlamaya çalışması. Lakin bu da hani şey, yani bir tık yavan kaldı bana. Çünkü filmin başında mesela her şey sessiz başlıyor. Hani hiç, belki ana karakter bile neredeyse hiç konuşmuyor. Bir iki kelime söylüyor. Sonra tamamen öleceğini öğrendikten sonra filme sesler giriyor ya böyle. Sokağın gürültüsünü falan daha önce hiç duymamış oluyorsun. Böyle güzel başlayan bir film. Ne yazık ki sonralarda beni... Yani oldu. Tabii bu zamandan da kaynaklanıyor olabilir. O zaman şimdi sahne sahne yavaştan ilerleyelim mi? Ne dersiniz? Olur. İlerleyelim. Güzel. Şimdi film başta zaten çok açık bir şekilde başlıyor diye. İşte Çağrı'nın da dediği gibi çok net açık mesajları olan anlatıcının söylediği şekilde net cümleleri vardı. İşte atıyorum çok meşgul olan ama hiçbir şey yapmayan, zamanını tüketen aslında bir nevi yaşamını tükettiğinden bahsediyordu adamın. Ondan sonra adam hastaneye gidiyor. Hastanede başka bir adamı görüyor. Ve o adam diyor ki işte gizli ülser derlerse kesin kansersindir ve şu kadar zamanda ölürsün diyor. Doktor da adama gizli ülsersin diyor. Aslında kansersin demiyor doktor ve adam doktora ısrar etmesine rağmen doktor asla adama kansersin demiyor. Yani aslında adamın kanser olduğunu bilip bilmemesi de biraz şüpheli. Biz seyirci olarak onu görüyoruz daha sonradan. Biliyoruz yani ama adamın gerçekten bilip bilmemesi de şüpheli gibi geliyor bana. Adam 6 ay ömrü kaldığını görünce yaşamını biraz görüyoruz adamın. İşte daha önceden karısı ölmüş. Bir tane oğlu var. Karısı öldükten sonra kimseyle evlenmiyor. Çünkü çocuğu için evlenmiyor ama çocuğu da çok hayırlı bir çocuk değil. Sadece babasının parasını isteyen bir çocuk. Çocuğu evli, çocuğunun karısı da, çocuğu da adama pek de aslında iyi davranmıyorlar. Adam hatta çocuğuna kanser olduğunu bile söylemiyor. Söylemeye çalışıyor bir sahnede. Fakat söyleyemiyor. Devamında işte bir kızla tanışıyor. Aslında kızla tanışmıyor. Kızla daha yakınlaşıyor diyelim. İş yerinde çalışan ve bir şaka yapıyordu sanırım. Bu memurlarla ilgili. Hiç komik değildi ya. Hiç komik değildi o şaka. Evet, lakaptan öncesi Kemal şey yapıyor yani siz olmazsanız şey mi olur falan diye bayağı komik olmayan bir espri yapıyor ilk sahnelerde. Oğlum o çok komik bir espriydi. Memur olsam gülerdim ben. Ya abi. Ben memur değilim, gülmedim o zaman öyle söyleyeyim. O kızla yakınlaşıyor. O kız aslında biraz yaşamayı bilen, işte yaşamını tüketmeyen. Yaşama sevinci işte. Yani işte yaşama sevinciyle dolu aslında adamın hani olması gerektiğini düşünmemiz istenen bir karakter olarak düşündüm ben. Kız da dışarı çıkıyor. Kadın beni yordu ya. Ama çok neşeli, çok şeydi ya. O da fazla neşeli gibiydi. Ama o kız biraz deli gibiydi zaten. Evet, evet tavırları zaten. Oraya demişim ki bak notuma şey yapmışsın. Bir gülmeden konuş be kadın yazmışım. Yani hakikaten her şeyde sürekli böyle yapması gerçekten beni çok yordu. Devamında adamın kızla olan ilişkisini görüyoruz ve adam bir yerde uyanıyor. Hatta orada da çok güzel bir sahne vardı. Beyaz tavşan alıyor. Aşağı inerken ilk doğdun diyor yukarıdaki herkes. Yani adam sanki yeni baştan doğmuş gibi. Sonraki sahnede de... Oha o öyle mi lan ben yeni aydınlandım. Evet hatta bak... Oğlum gayet normal. Siz Drow'da anlamamış insanlar siz. Böyle şeyleri nereden anlayacaksınız? Ben o sahneden çok büyük keyif almışım. Hani yukarıdaki adam eğleniyorken yukarıdaki işte gençler eğleniyorken adam yapıyor falan ama... Dalga geçtim. Bak sonraki sahnede hatta şöyle bir şey vardı. Adam şeye gidiyor. Memurların çalıştığı yere gidiyor. Belediye mi artık neresiyse.
oradaki arka fondaki müzikti. O doğum günü müziğiydi. Doğum günü müziğiydi. Hani adamın işte hani sürekli bir muhabbet vardı ya baştan beri. O 3-5 tane kadının birilerine gönderiyorlar. İşte o mühendislik birimine gönderiyor. Onlar çevre ve şehircilik birimine falan gönderiyor. Yani sürekli bir yerden bir yere gönderiyorlar. Adam artık biz göndermeyeceğiz. Yani bu mesleği biz çözeceğiz dediği zaman orada da İki Doğdun müziği çalıyordu arkada. Bence o da güzeldi. Aslında bence genel olarak filmi ikiye ayırabiliriz diye düşünüyorum. Bir bürokrasiyle ilgili, bir de yaşamı sorguladığı kısımlar olarak ikiye ayrılabiliriz. Evet, evet. Bu arada zaman olarak da ikiye ayrılabilir. Hani bir şey zamanı, flashback zamanı, cenaze vakti. Bir de aslında üçe de ayrılabilir. Bir de adamın normal stabil hali, her zamanki hali, çalıştığı hali, yani mumya hali. Şimdi kendisine atfedilen şekilde. Öleceği zamanki hali, öleceğini öğrendiği zamanki hali. Bir de işte cenaze zamanındaki hali. Tabii. Zaman olarak hani bundan seninkinden farklı olarak. Karakterin değişimini de görmüş oluyoruz aslında orada çok büyük olarak. Ben işte biraz o karakterdeki değişimi konuşalım istiyorum. Başta adamın çok fazla şeyden yakınıyor mesela işte yaşamı yaşayamamasından, aynı monoton yaşamasından, ama çok da şey gibi gelmiyor bana bu ya, objektif gibi gelmiyor yani, ne bileyim, sanki adam tarafından hiç bakmıyormuşuz gibi geliyor. Ama bunu böyle anlamamız için işte tam karakterin zıt bir karakter olan o kızı ortaya koyuyor ya yönetmen. İşte halbuki kız bizim bölüm şefinden çok daha az ücretle çalışıyor. Yani sonuçta onun elinin altında çalışan bir memur. Ama ona rağmen daha yaşayabilmiş. Ben de diyor sadece tavşanla bile eğlenebiliyor. Ben diyor yemek yiyorum ve çalışıyorum diyor sadece. Adam hani ne yapıyorsun, nasıl zevk alabiliyorsun deyince yemek yiyorum ve çalışıyorum diyor. Sırf bence böyle düşünmememiz için o kadın karakter konmuş olabilir yani. O kadar zıt, tam zıttı her haliyle. Hani abartı da dedik hatta, bu kadar vıcık vıcık olur mu dedik. Belki de özellikle konulmuştur o kadar vıcık vıcık olması. Çünkü tam zıttı. Bir de filmin tek yaşamın, burada yaşama anlam katmak için tek sunduğu şey değildi ki. Hı. İşte eğlen, gez, toz. Adamın zaten en son bulduğu çare, bulduğu bir amaç, yüce bir amaç doğrultusunda hareket etmekti. Yani çalışan herhangi bir insan da, çok yoğun olan herhangi bir insan da o çalıştığı zamanı aslında kendi hedefleri veya kutsal bulduğu veya doğru bulduğu amaç doğrultusunda ilerleyerek yaşamını anlamlı kılabilir aslında. Tamam. Yani oradaki kız hayattaki küçük şeylerden zevk alıyordu ama en önemlisi kendisi için yaşıyordu. Ki zaten hani adam eğlenirken de, eğlenip gece hayatına girdiğinde de kendisi için eğleniyordu. Kendisi için gece hayatına giriyordu. Sonra daha büyük bir şey uğruna çalışırken de yine kendisi için, kendi mutluluğu için çalışıyordu. Burada Eyüp sana katılmama sebeplenen bir tanesi, evet Kemal haklı. Katılıyorum Kemal'e. Lakin şeyde, filmde de diyor ya, ben diyor hep oğlum için çalıştım. Bütün hayatım boyunca hani zaten ki keza 20 yıldır da hiç evlenmeme sebebinin oğlu olduğunu az önce sen söyledin. Adam hep başkası için çalıştığı, hep başkasına çalıştığı için bu şekilde mutlu değildi, yaşayamıyordu. Kız mesela daha az ücret alıyordu ama kendisi için yaşıyordu, kendisi için çalışıyordu. Bu nedenle aradaki fark buydu bence. Eyüp sen bitir kanka, sen diyecektin. Ben de şey diyecektim, tam aslında buna da denk geldi. Tam tersini düşünüyorum aslında ben de. Yani adam filmin sonuna doğru halk için, sanki toplum için bir şeyler yapıyormuş gibi. Yani toplum değil de hani halk için, anladın mı? Hani o 3-5 kadın vardı ya çocukları için park isteyen. Aslında onlar için çalıştığı zaman hayatına anlam katıyordu. Yani onlar için bir şeyler yapıyordu. Kendi için değil de sanki onlar için çalışıyormuş gibi geliyordu. Başta kendisi için ne yapıyorlardı? İşte alkol alıyorlardı, gidiyorlardı, gece yerlerinde geziyorlardı, kumar oynuyorlardı. Ama bunların hiçbirisi gerçekten de yaşamak değil yani. Hani biz yaşamamak ne diye sormadan önce biraz da yaşamak ne diye sordum ben film boyunca. İşte yaşamayı o bir yazar vardı. Onunla birlikte gittiği yerlerde hiçbirisi aslında gerçekten hepsi bağımlılık ve zevk verici şeylerdi. Ama en son işte adam uyanış kısmı aslında hani bu yaşamamaktan yaşamaya evriliş kısmında halk için, toplum için bir şeyler yaptığı kısımdı. Yani ben öyle düşündüm filmden. Peki topluma bir şeyler yapması kendi için olmadığı anlamına gelir mi? Topluma bir şeyler yapması kendi için olmadığı anlamına gelebilir mi? Çünkü mesela oradaki şey diyordu ya, iş arkadaşlarından bazıları ya da işte farklı bölümlerdeki memurlardan bazıları. Parka baktığında kendi çocuğuymuş gibi bakıyordu. Hani nasıl bir babanın, büyük babanın en sevdiği çocuğu izlemesi gibidir diyordu ya. Yani adam topluma bir şey yapıyor olabilir, toplum yararına bir şey yapıyor olabilir ama yine kendisini yapıyordu. Ya, sonuçta özünde insan olup bencildir. Ya aslında zaten yaptığımız her eylem sonuçta gene oraya
oraya bakıp ben insanlık evet, yararına bir şey yaptım diyorum. Ama ben buna tam katılamıyorum. Ama mesela ya tabii ki buna tam katılam tam kesinlikle böyledir. Herkes şeydir. Şimdi küfür edeceğim ama Eyüp kızıyor sonra diplemek zor oluyor diye. Demiyorum. Demek istediğim öncesinde oğlu için yaşarken kendisini hiç düşünmezken sonrasında evet topluma bir şey yapıyor ama kendini düşünerek yapıyor. Evet tabii ki. Bu da onu mutlu ama, ediyor. Yani bunu yanlıştır demiyorum. Şöyle bir şey var. Mesela biz şey deriz ya hani aramızdaki geçen konuşmalardan da hatırlıyorum. Hani ne yaparsak yapalım son takdirde kendimiz için değil mi? İnsanın kendi bencil varlığı için değil mi diyoruz ama bence bir insan gerçekten aydınlandığı noktada iyiliği sadece iyilik içinde yapabilir. Bu karakterin iki nasıl tam kestirmek biraz güç. İki boyutlu yani kendisinin tutunacak dal araması. Ama bir yandan da boşa geçmiş bir ömrünü gerçekten iyilik için iyilik yapmaya adaması gibi. Hani toplum yararına bir şeyler yapması gibi ki bunu şeyde de görüyoruz filmin başlarında. En başta bir şeylere hırs yapıyor, çalışıyor toplum için. Hatta bir yönerge falan hazırlıyor, kabul ediliyor falan. Sonra onu müsvedde kağıdına çeviriyor. Hatırlarsanız belki çekmecede bir şey var. Bir 20 yıl önce yaptığı bir çalışması var. Yani ben... Bitti mi senin sözün Kemal'cim? Evet. Yani ben Çağrı'ya şöyle katılıyorum. Ben Çağrı'yla aynı fikirdeyim bu anlamda. Yani yaptığımız iyilik de zaten temelinde bence tam o iyiliği yaparken işte ben bu iyiliği yapayım da kendimi iyi hissedeyim diye çok bilinçli bir şekilde belki yapmıyoruz ama bence en temelinde zaten çoğu eylemde olduğu gibi kendimiz düşünerek yapıyoruz. Bunda bir sıkıntı var mı? Bence yok da. Eyüp'ün dediği şeye gelecek olursak o ne bileyim gece kulübüne gittikleri, gezdikleri, içtikleri yer yaşamak mı diye sorduğumuzda bence o da yaşamak gibi geliyor. Hani hatta filmi ben izlediğim zamanlarda benim de kafamda sürekli bir soru vardı işte yaşamın anlamı, yaşamak gerçekten değer mi falan gibisine. Bu film o yüzden beni bayağı etkilemişti aslında. Yaşamı anlamlı kılabilmek bence sadece özel bulduğun, senin için kutsal bulduğun bir şeyi değiştirmek veya o uğurda çabalamak değil de aynı zamanda onunla beraber insan duyguların da istediğin zamanlarda, ihtiyaç duyduğun zamanlarda giderebilmek. Mesela şu an muhabbeti yapmak benim hoşuma gidiyor. Kimisi için bu hoşuna gitmez ama ne bileyim arkadaşlarla bir bara gitmek veya ne bileyim bir sinemaya gitmek hoşuna gidebilir. Bence işte yaşamanın anlamı oydu hani filmde verilen de veya daha doğrusu benim aldığım da oydu. Hani ikisini beraber dengeleyebilmek. Ya ben açıkçası yaşamın çok bir anlamlı kılınabileceğini de düşünmüyorum ya. Temelinde zaten anlamsız olan bir şey. Tamamen bunu şey olarak söylüyorum. Zaten bu muhabbetlerde din ve siyasete girmiyoruz. Hani din ve siyaseti çıkarırsak çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bir şekilde kendimizce anlamlar bulmaya çalışıyoruz. İşte toplumsal olarak bir şeyler yaptığı zaman o insana değerli diyoruz. Atıyorum bilim adamlarına değerli diyoruz. Niye? Çünkü toplumsal olarak çok büyük katkıları oluyor. Ama gene de bir baktığın zaman bir yaşamı nasıl anlamlı geçirebilirsin? Verilebilecek tek cevap herhalde toplumsal bir şeyler yapmak ya da kendisi için fazlaca gezmek, görmek falan olabilir. Bir de ben şeyi eklemek istiyorum. Dedik ya başkaları için bir şeyler yapıyor falan diye. Bu adam şöyle bir şey olsaydı. Atıyorum 6 aylık kesin ölecek değil de 6 ay süresince tedavisine devam ederse yaşama şansı var ama 6 ay süresince tedavisine devam etmezse ölme şansı ölecek yani. Bu süreçte de başka insanlara çok büyük yardımı olabilir 6 ayda. Şimdi bu insanın 6 aylık süreçte başka insanlara yardımcı olması demek kendisini değersizleştirmesi anlamına gelmiyor mu bir yandan da? Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu daha önce de konuşmuştuk biz seninle özeldeyken. Değişir yani. Kendini değersizleştirmekten kastın ne? Kendini nasıl değerli kılarsın? Tam tersini sorayım ben sana. Yani seni değerli kılan nedir ki sen bunu yapınca değersiz hale geliyorsun? O durum özelinde konuşacak olursam kendini değerli kılan gidip tedavi olmandır. Mesela bunun bir örneği şeyde vardı ya yanlış hatırlamıyorsam. New Amsterdam diye bir dizi var, tıp dizisi. Oradaki adam tiroid hastası. Tiroid kanseri daha doğrusu. Ama adam kendisini çok ihmal ediyor. Gidiyor işte hastalarıyla falan uğraşıyor. Ya bu bence mesela adamın kendisini değersiz kılması. Adam kendisini değersizleştiriyor bir bakıma. Yani ben şöyle düşünüyorum. Değersizleştiriyor mu? Yani oradaki karakter baştaki Watanabe-san değil mi? Öyle okumuyor. Öyle telaffuz ediliyor. Evet Watanabe-san. Başrolün mesela orada bir aydınlanması vardı yine o genç kızla konuşurken. Bir anda böyle bir uyanış gibisinden hayır geç değil yapabileceğim bir şey var diyerek. Orada aslında şöyle bir farkındalığı geliyordu adam. Hani ilk başta yazarla takıldı sonra kızla takıldı. Kız hatta en son gelmek istemedi. Sonra adam özleyerek geldi. Adam dedi ki hani ben yani burada devam edemeyeceğim. Hani 6 ay kaldı. 6 ayda bile ben bu hayata devam edemem. Yani bana uygun değil artık. Bu saatten sonra bu yaşama devam edemem. Benim yapabileceğim ne var? Orada bir aydınlanma içirerek bari topluma hizmet edeyim. İşte önümde sürekli gelip giden bir belge var bürokrasiye takılan. O yolda insanlara hizmet edeyim. Bir tane park hatta fakir bir bölgeye bir tane park inşa edeyim. Hani bence oradaki zaten düşüncesi diğer insanlara yardım ederek en başta söylediğimiz şeye geliyor yani. O
ne bileyim vicdani rahatlamayla beraber kendini iyi hissetmek. Hani bize de vardır ne bileyim bir yere gideriz, ne bileyim bir okula gideriz, tamam ihtiyacı olmayan bir okula, oradaki çocuklarla vakit geçiririz. Günün sonunda kendimizi aşırı bir şekilde rahatlamış hissederiz. Yani bu adam da 6 ay içerisinde ne yapabilir? 6 ay sonra ölecek. Bence burada kendine değer vermesi tam olarak bu anlama geliyor yani. Çünkü kendine değer vermesi aslında kendini iyi hissettirecek yolu bulması olarak düşünüyorum ben. Ki adam da bu yolda ilerledi. Bu kendine değer vermesi değil mi? Aksini yapsa bence kendine değer vermemiş oluyor. Evet. Ya bana biraz şey gibi geliyor. Hep sanki küçüklükten beri bu şekilde şartlanıyormuşuz gibi. İşte çalış, oku, topluma faydalı ol. Ne bileyim insanlara faydalı birisi ol falan. Ama neden yani? Mesela ben neden insanlara faydalı birisi olmam gerekiyor ki? Hele hele mesela birisinin hayatını direkt kurtaramayacaksam. Yani doktor mesela tamam bir bakımdan belki yardımcı olabiliyor ama atıyorum bir mühendis ya da bir mimar tamam direkt insanların hayatını kurtaramıyor ve insanların hayatına faydalı olmak için tüm bir ömrünü harcadığı zaman biz bu insana şey diyebiliyor muyuz? Gerçekten hayatını çok güzel yaşadı. İşte çok anlamlı bir hayatı var diyebiliyor muyuz? Yani hani hayatımıza anlam katan şey bizim başkalarının hayatına dokunmamız mı yani? Bana açıkçası biraz fazla dramatik gibi geliyor yani bu tür şeyler. Neden dramatik peki? Yani başkasının hayatına dokunmak? Çünkü zaten baştan beri, doğduğumuz günden beri birilerinin hayatını hep değiştiriyoruz. Bu peki açıdan. Tamam da ne kadar iyi değiştirebiliyoruz ki? Değiştiriyoruz tamam da. Mesela Köroğlu'nun falan kim unutur ki bu insanlar? Bu insanlar hep iyi, toplum için iyi bir şeyler yapmış insanlar ve halk seziyor bunu bir şekilde ve unutmuyor. Filmde de böyleydi. Filmde de mesela şey bir sahne vardı. Watanabe San işte parkın yapılacağı alanı teftişe gidince çok fena yağmur yağıyor. Hiç kimse şemsiye tutmuyor. Şemsiye tutan halktan bir kadın oluyor. Yani kendi memur arkadaşları yöneliyor şemsiye tutmaya ama o yağmura katlanamıyorlar. Hani bunun gibi iyilik için. Bence biz bir başkasının hayatına dokunduğumuz zaman esas insan olabiliyoruz. Bir de insan dediğin bir başkasının hayatına dokunmadıkça ne kadar insan olabilir ki? Yani toplumda yaşıyor olmanın evrimsel olarak getirdiği hormonal denge bizi. Salgılanan hormonlar aslında madem bilimsel bakmak istiyoruz. Bizi mutlu eden şey bu. Bence Eyüp sen burada tek spesifik örneğe çok bağlı kalıyorsun. Hani çok geniş pencereden bakalım mesela. Diyorsun yani insanların hayatını etkilemek. Öyle değil hani iyi anlamda. Böyle ne bileyim bir çocuğun mesela yıllar sonra ya işte bir tane şey vardı, Watanabe San vardı falan demesinden bahsediyorum. Ya da çok çok daha geniş şeye bak. Mesela biz şu an burada bunu konuşabiliyorsak 1950 yılında işte bir grup insanın bu filmi çekmesi ya da daha da geriden genişten bakalım. Şu an özgürlük dediğimiz bir şey varsa, şu an demokrasi dediğimiz bir şey varsa, yani imparatorluklarla yönetilmiyorsak, kendi şeylerimizle yönetiliyorsak bu çok 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 daha geriye gidiyor. Birkaç insan demiş ki ben demiş acı çeken halk adına bir şeyler yapmalıyım. O yüzden biz şu an buradayız. Ne diyeceksin? Bir şey söylemek istiyorum. Evet ama mesela bak şöyle bir şey var. O adamın bunu yapması karşısında bir bedel ödüyor. Bedeli şu 6 aylık zamanı var. 6 aylık zamanda ne yapabilecekleri sınırlı zaten. Ve adam burada topluma mal olacak bir şeyler yapmayı seçiyor. Ve bedeli de 6 aylık sürecinde bunu harcamak. İşte yağmurlu kürek falan bunlarla uğraşmak yani. Bu süreçte başka şeylerle de uğraşabilir. Ama adam bunu tercih ediyor. Ve bu süreçte bir bedel ödemiş oluyor aslında. Şimdi eğer şeyi dersen yıllar sonra bir tane çocuk gelip de işte yıllar önce burada bir vatan hesabım vardı falan diyecek olursan bu açıkçası bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü adam yok yani. Hani ölmüş o sürede. Adamın bana da mantıklı geliyor. Ne etkisi olacak ki? Adam görmeyecek bile. Hani adam duymayacak. Hani belki tamam öteki dünyada ahiret şeyi falan olacak ama dini çıkarttığımız zaman tamamen boş bir anlamı oluyor. Adam tamamen boşa harcamış oluyor altayını. Kemal sen bir şey diyeceksin sanırım. Evet. Şeyi bırakalım hani ruhlarımız için yaşıyoruz falan. Hani tamam buralara bırakalım zaten. Olaya bu açıdan yaklaşmasak da. Bir iyilik çocuğun yıllar sonra ya abi bir şef vardı geldi bir park yaptı biz de o parkta büyüdük demesinden ziyade biz parkta çok güzel oyunlar oynadık demesi bile yeterli. Ben böyle düşünüyorum. Hani o kişiyi sadece anmasa bile. Ya ben böyle düşünüyorum. Zaten bizden sonraki hayatımızda anmasa da olur. Ama o çocuk o parkta oynadığı gerçeğini değiştirmeyecek. Aklıma geldi. Film galiba şu mesajı vermek istiyor. Son 6 ayda yapabileceğin en iyi iş insanların yararına yapabileceğin. Kısacası çok özet olarak bunu demek istiyor herhalde. Ya bence mesela benim 6 ayım kalsaydı ne yapardım? Giderdim. Normal zamanda yapmayacağım. Veya 6 ay sonrasında bana olumsuz etkileri olabilecek. Çünkü 6 ay sonrasında ölmüş oluyorsun. Onun gibi bir şeyler yapmaya çalışırdım. Ama bak şöyle bir şey var. Kesiyorum da. Mesela Kemal Sunal'ın Korkusuz Korkak diye bir filmi var. Hani
Hani gidiyor kumarbazlara rayon kesiyor. Sonra kendi patronlarına falan sinek kovalattırıyor. O da 6 ay ömrü kaldığını öğreniyor. Ama ne kadar adrenalin olsa da bence ikisinin ucunda mutlaka bir insana dokunursun yani. Dokunursun yani mutlaka dokunursun. Bence bir yere, ben 6 ayım kalsaydı ben 6 ayım kalsa bence çoğumuz da aynı şeyi yapardım. Bir şeyler yazardım. Yani gideceğini biliyorsun zaten. Bir şey yapmaya gücün olmaz veya korkarsın zaten. Bir şey, geriye bir şeyler bırakmak istersin. Bu da insan doğasında olan bir şey. Biz hatırlanmak istiyoruz. Bence bu da neyle ilgili biliyor musun? Bu insanın abi öldükten sonra ölümsüzlüğü arama çabasıyla ilgili. Evet öyle. Bedensel olarak ölümsüzlüğe ulaşamayan insan hani zihinsel olarak fikirlerinin ölümsüzlüğe ruhlu ulaşması olarak. Yani çocuk yapması falan hepsi aynı şeye denk geliyor. Çağrı sen 2 saattir konuşmak istiyorsun biz. Çok şey yaptık. Evet ben biraz medeni olayım parmak kaldırayım dedim ama 5 kişi falan geçti. İnternet de kötü olduğu için araya da giremiyorum. Tamam hadi. Neyse. Öncelikle evet insanın ölümsüzlüğü araması ama keza zaten bu insanın ölümsüzlüğü arama içgüdüsü sayesinde medeniyet gelişmiş. Bu sayede insan çocuğuna bir şeyler öğretmiş. Çocuğu da onun çocuğuna bir şeyler öğretmiş. Biz bu sayede bu günümüze gelmişiz. Onun dışında Eyüp senin 6 aylık ömrün kalsa ne yapmak istediğin yani o senin istediğin bir şey. Demek ki adam onu istememiş. Yani burada tamam, ben adamı şeye dönüyoruz. Yine sadece o örneği vermek istedim. Yani. Yani şu 6 ay sonra mesela tamam mı? En geneline söyleyeyim şu an. 6 ay sonra öleceğimi bilsem 6 ay sonra içimde pişmanlık olsun istemezdim herhangi bir konuya dair. Bunu nasıl anlarsam? İşte Watanabe San içindeki pişmanlık yıllardan beri 30 yıldan beri aynı yerde çalışmasına rağmen dişe dolgun hiçbir şey yapamamış olması onun içindeki bir pişmanlıktı. Senin içindeki pişmanlık dünyayı görememek olabilir. Başkasının içindeki pişmanlık ne bileyim ilkokulda sevdiği kızı açılamamış olmak olabilir, tamam mı? Yıllar sonra arar böyle 35 yaşındayken der ki ya der ben şey yapıyordum hani yani mesela Şahsiyet dizi izlediyseniz mesela orada Alzheimer olduğunu öğrenince adam doktor çok diyordu ki çok spoiler ama ben izleyeceğim onu. Tamam. Ya ilk iki bölümden bahsediyorum. Doktor diyordu ki ya Alzheimer'ınız var. Hani yani deneriz geciktirmek için ama içinizde pişmanlığınız varsa hani onları giderin. O zaman adam da mesela zamanında mahkemede çalışırken göz yummak zorunda olduğu haksızlıklara çözüm bulmak amacıyla gidip o haksızlıkları gerçekleştirenleri öldürme kararı alıyordu mesela. Bu evet. Doğrudur demiyorum ama adamın içindeki pişmanlık da olmuş. Yani burada demek istediğim bu. Yani tek spesifik olarak bakıp insanın işte geleceğe bırakmak istemesi, adını yazmasını az ya da pişmanlığı kalmasını istedi adam. Evet, bu konuda katılıyorum yani. Ben de hak verdim. Pişmanlığın olmak istememesi. Ama gene de yani son 6 ayını kaldığında ben sonuçta değersizleştirdiğini, boş harcadığını falan söyleyeceğim. Yani ekstra başka bir şey söyleyeceğim. İşte bak bu senin düşüncen. Sana göre boş harcıyor olabilir ama şöyle düşün. Adam sana göre kendini değerli hale getirecek bir şey yapsaydı. İşini yapsaydı. Ya ama bak ben boş harcamak derken kendi değer yargılarıma göre boş harcamak demiyorum. En sonunda adam tamam o kadar harcadı ömrünü. O kadar filmin en sonunda gene hiçbir şeyin değişmediğini görmedik mi yani? Sonuçta hayır. Gene birisi geldi. Hayır nasıl hayır? Adama başka yere gönderdiler işte. Başka işte şu tamam. Birime yalnız, gittiler. Adamın park yapıldı sonuçta. Bu sahne... İnsanların aklında kısa bir fikir oluştu tamam mı? Adamın sandalyesinden kalktı falan ama gene hiçbir şey değişmedi. Kısa fikri de geçiyorum. Kısa fikri de geçiyorum. Kemal söyle. Ne olursa olsun diyorum. Hani bizim en başta o cenaze kısmında iki tane memur hariç hepsi diğer taraftan da iki tane memur Watanabe San'ın tarafındaydı. Hani onun yaptıklarını görüyordu, biliyordu. Onlardan birisi demişti ki bunların hepsi boşaysa dünya karanlık bir yer değil mi demişti. Evet çok güzel yani, sordu. Dünya karanlık bir yer o zaman. Buradan çıkartacağım sonuç. Oraya da geç. Çözümünü hani bunun cevabını zaten bilmiyoruz galiba. Hani şu korona günlerinde de hani diyoruz ya bir dünya artık değişecek herhalde diyoruz ya yine değişmeyecek. Yine kötü şeyler olacak ama yine de hep daha iyi gidecek. Daha iyi gitme eğiliminde olması umacağız. Çünkü diğer türlü umudunu kesince gerçekten insan kendi adına da kararıyor. Hani buna kendini kandırma mı dersiniz ne dersiniz bilmiyorum da. Ya ama gerçek buysa yani yapabileceğimiz çok da bir şey yok. Gerçeğin olduğunu bilemezsin. Gerçeğin olduğunu karanlık mı olduğunu boş verin. Gerçek karanlık mı? Bir şey değişti bana boş verin. Eyüp'ün bahsettiği sahne tamam mı? Direkt filmden örnek veriyorsak eğer. Eyüp'ün bahsettiği sahne son sahne değildi. Evet şeyde tekrar başka yere başka biri geçmişti adamın meclisine. Yine gelen halktan birine yok işte mühendisliğe gittiği yollamışlardı ve bürokratik düzenin içine sokmuşlardı ama filmin son sahnesi iş arkadaşlarından bir tanesinin köprü üzerinden yapılan parkı izlemesiydi. Ve parkta eğlenen, oynayan onlarca çocuk vardı. Yani belki
efsaneler değişmedi. Bir anda Japonya'nın ve tüm dünyanın bürokrasisi değişmedi. İşte herkes çiçekler sallayarak şarkılar söylemeye başlamadılar ama orada değişen bir şey olmuştu. Yani sen adamın şu an boşa yaptığı hiçbir şey değişmedi diyerek bence direkt haksızlık ediyorsun. Ki zaten film de söylüyor bunu. Son sahneye onu koymuş. Evet, aslında hiçbir şey değişmedi gibi değil de kesenin bir tarafında park, kesenin bir tarafında adamın 6 aylık ömrü var. Hani ben bilmiyorum, belki gerçekten kendi değer yargılarımla düşündüğüm için böyle geliyor bana ama ben herhalde bu şekilde bir kararda parkın seçilmesini mantıksız buluyorum. Ama işte adam kendine göre yorumluyordu bence orada ya. Ben şöyle düşünüyorum. Hani dediğin ya, sonuç olarak çok bir şey değişmedi. Değişen tek şey aslında dediğin gibi var olmayan bir parkın artık olmasıydı yani. Uzun zamandır yapılmaya çalışan bir park. Artık vardı. Değişen tek şey buydu. Ama mesela ben en başında ta podcast'ın başında söyledik. Hani yaşamanın anlamı aslında asırlardan beri konuşulan, bunun üzerine çokça şiirin yazıldığı, kitapların yazıldığı, filmlerin çekildiği bir konu zaten. Ve ele alış şekli de güzel bir şekilde. Zaten çoğu kişi bu soruyu sorgulamaya başladı. Başladığında bir şekilde anlık olmasa bile birikimsel bir şekilde de olabilir. Akla gelen şu soru. Ben şimdiye kadar ki geride bıraktığım ömrümü gerçekten yaşamaya değer kıldım mı? Çoğu insan aslında bu soruyla itibaren, bu soruyla beraber aslında yaşam anlamını sorgulamaya başlıyor. Ve bence bu anlamda herkes kendi bakış açısıyla yaşam anlamını bulmak durumunda kalıyor. Yani o yüzden o adam mesela 6 ayı kaldığında sen adrenalinden, mesela adrenalin barındıran şeylere yönelirim diyordun. O adam yaşı gereği belki veya hayata bakış açısıyla veya dönemin şartlarıyla onu yapamayacağını düşündü. Ve beni ne mutlu eder dedi. O parkı yapsam mutlu olurum herhalde görüşüyle. Onu yaptı. Yani aslında herkes belli bir anlamda kendi yaşam amacını kendisi belirliyor. Ben de şeye katılıyorum. Hayat aşırı anlam yükleyebileceğimiz bir şey değil zaten. Hayatta çok fazla saçma şeyler de var. Ne bileyim, bir şey için uğraşırsın olmaz. Uğraşmazsın olur. Bir şeyin sonuna kadar gelirsin, saçma bir şekilde vazgeçersin. Ya hayat sürekli saçmalıklarla dolu. Böyle saçmalıkların olduğu bir kaosun olduğu bir ortama çok büyük bir anlam yüklemek veya hayatın boyunca bir ideoloji için uğraşmak, tek bir amaç uğrunda uğraşmak bana aptalca geliyor. Çünkü yani hayat bunu kaldırabilecek bir sistem değil zaten. Ama aciz varlıklar olarak ne bileyim yaşayabilmek için veya bu soruyu sorduktan sonra gerçekten yaşamdan zevk alabilmek, kendimizi artık bunu acımasız bir şekilde kandırmak mı diyebiliriz bilmiyorum ama belli bir amaç doğrultusunda yaşamamız gerekiyor. Adam da bu şekilde onu bulmuştu bence. Ben de şeye katılıyorum bu arada, yaşamın gerçekten anlamı olmadığına ve kandırmak olduğuna katılıyorum. Bunu söyleyecektim. Ya şöyle bir de ben bir de şunu da ekleyeyim kısaca. Hani en başta dedim, adamın o eğlence dünyası temelinde zaten bu yaşama anlamı sorguladığımızda zaten hepimizin temel duyguları, temel içgüdüleri var. Hepimizin yapmak istediği şeyler var. Bu filmin bende oluşturduğu veya kafamda uyandırdığı şeylerden biri de şu oldu aslında veya açığa çıkardığı değil. Hepimizin aslında temelinde bazı şeyler barındırıyoruz. Mesela o adam ömrü boyunca bir masada oturarak geçirdi. Kaşe basıyordu sadece belgelere, evraklara ve çocuğunu adamıştı. Ama o adamın aslında bir yerlerinde mutlaka o yaşama sevinci vardı ve bir anda o hastalığıyla beraber ortaya çıktı. Hepimiz de bence bu var. Biraz böyle kişisel gelişim konuşması gibi oldu. İçinizdeki o potansiyeli çıkartın konuşması gibi oldu ama filmin vermek istediği güzel mesajlardan biri de bence buydu. Hani özgürleşti adam bir yerden sonra. Çocuğunun artık onu sevmediğini fark etti. Kendini kandırmayı bıraktı. El alem ne der şeyini falan tamamıyla bıraktı ve tamamıyla doğru bildiği şeye yöneldi. Korkularını yendi, hatta belediye başkanının önünde korkusuzca konuştu. Yaşama anlam verdiği kısımlar bunlardı aslında. Ben bu değil de burada hepinize bir soru sormak istiyorum. Belediye başkanı Barış Özcan'a iki tutam Ekrem İmamoğlu katılmış gibi değil miydi? Çok benziyordu yani. Barış Özcan'a çok benziyordu. Bak yemin ediyorum, filmi izlerken diyorum ki lan diyorum ben bu adamı bir yerden tanıyorum. Sonra düşündüm, Barış Özcan'a böyle bir iki tutam böyle Ekrem İmamoğlu kat aynısı. Yemin ediyorum aynısı. Abi yeni haklı ilişkiler müdürdeki sizinle melezdi bence. Adam çok farklıydı, tek onun tipini hatırlıyorum. Yani orada böyle ciddiye alamadım adamı böyle. Çünkü Barış Özcan gelmiş böyle Japon taklidi yapıyor gibiydi. Ben de şöyle bir şey eklemek istiyorum. Bence aslında esas olan bana şeymiş gibi geliyor. Yaşamın anlamı falan biraz açıkçası dediğim gibi dramatik geliyor. Hani yok, çünkü hani hayatımızı dediğin gibi, aslında sen de dedin, tek bir şeye adayamayacağız. Yaşamın anlamı belki bir yarım saat için yemek yemek, yarım saat için başka bir şey yapmak, kitap okumak falan gibi olacak. Birçok anlamdan oluşan koca bir tablo gibi geliyor. Birçok renkten oluşan. Ama asıl gerçekten önemli olan şey yaşamdan, hayattan yaptığımız şeyden zevk alabilmek gibi geliyor. Bak, zevk aldığımız şeyi yapmak demiyorum. Hani yaptığımız şeyden zevk kalabilmek. Bir adam vardı, şey diyordu. Ben halı temizlemecide çalışsam bile, yani ne yaparsam yapayım, o yaptığım şeyden zevk alacağımı biliyorum diyordu hani bir süre sonra. O adam da aslında baştan beri gerçekten yaptığı işten zevk alıyor olabilseydi, yaşamından zevk alıyor olabilseydi, o kız gibi belki yemek yemekten zevk alacaktı. Belki mühür basmaktan zevk alacaktı ve zevk alamıyorsa, zevk almak için
daha küçük ama başka bir şeyler yapacaktı. Eğer hani başkalarının hayatına etki etmesine de bir zararı yok. Bu arada hani sanki şey gibi oldu ya. İnsanlara yardım etmeyelim, gidin kendiniz olun falan gibi konuştum biraz ama aslında tam olarak da öyle değil. Yani bu durumun spesifikliği içinde adamın 6 aylık ömrünün kalması minimalinde hani gidip de birilerine yardım etmesi mantıklı. Sadece onu söylemek istedim. O değil ya, dışarıda yemek yiyorlar. Kız bir tane yemek bırakmadı ya adam. Adamınkileri de yedi ya. İnsan bir sorar değil mi? Ben yiyorum ama sen de sen niye yemiyorsun? Bir de kanser olduğunu bile sonradan öğrendi. Adam sonra kendisi söyledi. İnsan bir sorar, niye yemiyorsun abi? Oruç musun? Bak yazmışım, hiçbir yemeğe de yok demedi. Sömürdü adamı, sömürdü yazmışım böyle. Abi işte film analizi gibi analizi. Evet ya, uf. Bir de şu olay vardı. Benim en çok param var ama nasıl harcayacağım bilmiyorum diyordu ya adam. Yani bence burası çok önemli bir yerdi yani. Çok önemli bir cümleydi. Çünkü düşünsene abi, adam o kadar... Adam önce evde neyse gitmiş. Yani hani o kadar mesela biriktiriyorsun, o kadar yıl çalışıyorsun falan ama nereye harcanabileceğini bilmiyorsun. Belki bir kere bile tavsiye çıkmamışlar. Yani neye yarıyor ki o zaman? Çünkü parayı nasıl harcayacağını bilmiyordu. Çünkü harcamamıştı ki daha önce. Hep oğluna çalışmıştı daha önce dedik ya. Ama orada kadına söylediği şey de güzeldi. Hani oğlun senden bunu hiçbir zaman istemedi ki. Yani bunu yapmak zorunda değildin. Hayatını bir hiç uğruna harcamak senin seçimin. Bu kimsenin suçu değil. Senin suçun. Evet, o da çok etkileyiciydi. Bak bana şeyi hatırlattı abi. Ben bundan önce bir film daha izlemiştim. Pussy diye bir filmdi. Orada bir tane adam var böyle. Çok detayını vermeyeyim, onu da belki bir ara izleriz de. Bir tane kadın depresyona giriyor, tamam mı? Kendisi 2 gün boyunca böyle küçük bir odaya gidiyordu. Onu seven de bir tane adam vardı. Onun yerine iş yerine gidiyordu, kadın iş yerinden kovulmasın diye. İş yerindeki adama şey diyordu işte, patron var ya. Kadın depresyonda, o yüzden gelemiyor. İşten atmayın. Adam diyordu ki depresyon tembellik haliyle beraber kendine acıma durumudur. Modern çağın kendine acıma durumudur diyordu. Aslında nasıl desem, hani yaşamdan soğuduğumuz, yaşamı değersiz bulmaya başladığımız veya işte bunun yoğunlaştığı zamanlarda aslında belki bir ihtimal kendimize acıma halinden de bahsediyor olabiliriz veya durumlarla yüzleşememe durumu. Hani adam da mesela oğlunun onu sevmediği durumuyla çok geç yüzleşti veya bazen bazı durumlar oluyor, ne bileyim, cesaret edemediğimiz şeyler oluyor ve bu bizim hayattan aldığımız zevki azaltıyor. Mesela yapmak istediğimiz, çok yapmak istediğimiz bir şey var ama biz ne bileyim yeterince cesaret göstermediğimizden veya yeterli özveriyi gösteremediğimizden dolayı onu gerçekleştiremiyoruz. Sonrasında da hayatın bizim için olumlu gitmediğini, sürekli bizim aleyhimiz yaşadığını söylüyoruz ve yaşamın anlamsız olduğunu söylemeye başlıyoruz. Ama orada dediği gibi Çağrı'nın, o kadın karakterinin dediği şey de çok güzeldi. Şeyi benzetmesi çok güzeldi bu arada. Çocuğu için havuzda boğulma benzetmesi vardı ya. Çocukken havuzda boğuluyordum, el uzattığımda kimse yoktu. Çocuğun boğulma. Benzetme. Benzetme. E kapalı orada. Bak konuşmanın başından beri hepsimizin diksiyonunu böyle bir ölçek olsa koysak binlerce çıkar, bu mu takıldı kardeşim? Hayır, 2-3 tür takılıyor da artık uyarma gereği hissettim. Çünkü burada peki, ben bir barbun elimi ısırıyorum. Ben de o benzetmede şeyi düşünüyorum. Genel olarak ebeveyn içgüdüsü gibi geliyor bana. Ebeveynlerin içgüdüsü çocuğu koruma işte. Onun için bir şeyler yapmalı. Bunda yanlış bir şey de görmüyorum ben açıkçası. Ha tabii, o kadar hayattan zevk almayacak kadar değil ama. Yanlış değil. Yanlış değil canım. Yani çocuğu istemedi belki ama işte genel olarak ebeveyn içgüdüsü değil mi zaten bu? Tam da o kadar ezdirmesine gerek yoktu ki abi kendisini. İşte evet, o kadar yapmasına gerek yok ama aslında. Bunun yanlış olduğunu yani söylemiyorum. Ya benim çocuğum yok, tamam mı? Ama benim çocuğum olsa ben belki daha da fazlasını yaparım. Çünkü hani benim çocuğum ya, bu gayet normal, doğal bir şey. Ama bu çocuğumun değil, benim suçum olur. Evet. Şey de güzeldi. Filmin sonlarına doğru, daha doğrusu sonuna doğru. Hani taziyede herkes bir yerden sonra aydınlanmaya geliyor sarhoş olmanın etkisiyle. İşte biz almadık vatana ve sana bunu, biz hayatımızı anlamsız yaşamışız böyle sözle sarhoşluğuna getirdiği böyle şeyle. İşte bundan sonra biz de hayatımızı daha iyi yapacağız, daha iyi çalışacağız, halka yardım edeceğiz falan. Bu da çok hoşuma gitti benim ki 50'lerde yapılmış bir filmde bunun işlenmesi daha iyi hoş oldu. Aklıma direkt şeyi getirdi. Mesela gündemde bir olay olur abi. Ne bileyim mesela bir maden işçilerinin maden göçü altına kalırlar, bir facia olur, ne bileyim bir kötü bir olay olur toplumu sarsan. Herkes bir anda der ki bu olayı asla unutmayacağız, unutmanın kalbi kurusun, şöyle böyle. Ama evet, en fazla çırtkanlığı yapanlar da ilk unutanlar olur genelde. Sizce bunun nedeni ne? Nedeninden öte nitekim sonunda da gördük yani. Hiçbir şey olmadı. Sadece bir tane sonunda adam. Sonunda evet, unuttular. Değişen bir şey olmadı. Sandalyeden kalktı böyle. Sandalye evet, düştü falan. Göz göze geldiler, bakıştılar. Ama bunun nedeni de önemli kadar bence ya. Bunun nedeni prim yapmak mı? Ne bileyim, toplum tarafından çoğunluğa uyumak mı? Kabul görmek mi? Vicdan rahatlatmak mı? Sizce bunun nedeni ne yani? Bu kadar çırtkanlık yapılıyor ama ertesi gün ilk unutanlar da onlar oluyor. Sessiz bence kalanlarsa gerçek şey yapanlar oluyor aslında. Çok hızlı yaşıyoruz bence bundan dolayı. Yani hatırlamaya vakit kalmıyor. Çünkü şu an için günde birçok olay oluyor. Birçok bilgi giriyor. Telefondan, televizyondan, birçok yerden. Çok hızlı yaşıyoruz gibi geliyor bana. Hani bundan seneler öncesinde olmuş herhangi bir olayı hatırlamak için çok geç. Ya da aylar öncesi. Yani ben böyle düşünüyorum. Kemal, sesin gelmiyor bu arada. Kemal, sen sesin gelmiyor. Hani mikrofonu mu kapalı acaba? Bir de ben şeyi merak ettim. Biz hep böyle konuştuk da senin bu yaşamak hakkındaki
veya insanlara yardım etmek hakkındaki görüşlerini bildiğimden dolayı. Senin görüşlerin biraz daha farklı aslında. Bahsetsene biraz. Sesin gelmiyor kanka. Az geliyor. Kemal bir çıkıp girsen aslında düzelir sanırım. Tam hep aynı çark esprisi yapıyordum. İnternetim gitti ya. Düştüm. Güzeldi de. Geldi. Ben sabahtan beri bunlar niye beni dinlemiyorum yani? Ben olsun. Bir şey diyecektim ya. Ne diyecektim? Sen direkt konuş abi uzun uzun. Sen hiç konuşmadın. İşte demek sesim gelmiyor. Bir şey diyordum. Gerçekten ya ben diyordum bir bakıyordum Elif giriyor. Bir bakıyorum Çağrı giriyor. Her neyse. Bak ben girmemişim. Ben adamım. Medeniyet sahibiyim. Ben son sahnede şey gördüm. Gerçekten devrim veyahut da reform niteliğinde şey dedi. Yani sonuçta bu reform niteliğinde bir şeydi. Yani veyahut da devrimde diyebiliriz. O kadar aksatılmış bir şeyi yapmak park kadar basit bir şey olsa bile aslında çok da basit bir şey değilmiş o zaman bürokrasisinde. Her neyse. Böyle bu nitelikte bir şeyi demek ki gerçekten aydınlanan insanlar korkmadan cesaretle yapan insan, girişen insanlar yapabiliyormuş. Kendini cesur sanan sarhoşların işi değilmiş. Sonuçta bu korkaklıktan başka bir şey getirmiyormuş. Onu gördüm ben. Hey dedin ya hani çok fazla etkileşime maruz kalıyoruz. Çok fazla şeye maruz kalıyoruz. Aldığımız her fikir bir noktada bizi aydınlattığını düşünüyoruz ama bu şuradaki son sahne gibi. Aydınlandığımızı sanıyoruz. Evet doğru ya biz de böyle yapmalıyız diyoruz ama bunu hiçbir zaman sindirmediğimiz için veyahut da sindirmeye cesaret edemediğimiz için veyahut da avunmayı ve unutmayı tercih ettiğimiz için hiçbir zaman gerçek anlamıyla bunun destekçisi olamıyoruz. Yani bir nevi vicdan rahatlatma mı diyorsun? Vicdan rahatlatmadan da iğrenç bir şey. Hani vicdanının rahatladığını da unutuyor. Çünkü biliyoruz ki insanların hepimiz ya insanların çoğu demeyeyim herkes en hakikati arayan kişi bile bazen unutmak ve avunmak isteyebilir ki bu çoğu insanda günün her zamanında olan bir şey. Bilmeyi ne kadar istiyoruz ki bir şeyi. Bazı konularda da şey gibi geliyor. Başa çıkamayacağımız sorunu görmezden yani gelmek kolaya kaçıp vardır ya. Cesaretsizlik ediyoruz. Evet evet. Hani mesela ya, atıyorum. İbn dediği de var aslında doğru söylüyor yani. Baş edemeyeceğini düşünmeye başladığında belki umutsuzluk veya gerçekliğin ta kendisi gerçekten de belki baş edemeyeceğin bir şey. Yaşayabilmek için ya. Belki itiraf edemeyeceğin kadar büyük gerçeklikleri görmezden geliyorsun. Çünkü çözemeyeceğini ya da baş edemeyeceğini biliyorsun aslında onu. Bu insanın da belki bir nevi koruma mekanizmasıdır kendisine. İşte şöyle de bir şey var. Belki dediğim gibi koruma mekanizmasıdır da çözemeyeceğimizi nereden biliyorsun? Öngörüyoruz. Öngörüyoruz. Evet sadece öngörüyoruz. Ondan kaçmayı tercih ediyoruz. Tercih ya bir yerde. Bir yerde zorunluluk yani, yerde tercih yani. Çözemeyeceğimiz aslında şöyle yani. Gene kefeye koyuyor. Büyük bedellerle çözebileceğimiz sorunu görmezden geliyoruz. Artık onu sanki yokmuş gibi de davranabiliyoruz. Ben bunun yolunu düşünmeye başladım. Hani bunun zıttı ne olurdu? Hani insanlar için şey yapmadan devam etseydi ne olurdu? Bu münzevilik mi oluyor? Hani şey gibi hep sistem tartışması yaparız ya. Aslında iktidar sistemin sahibi ama muhalefet de sistemin yardakçısı. Bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Böyle bir görüş vardı. Peki biz ne yapacağız? İki taraf da samimi gelmiyorsa, iki taraf sistemindeyse. Münzevili mi seçeceğiz? Münzevilik yani, bana açıkçası ikiyüzlülük gibi geliyor. Çünkü bir yerde gene sisteme bağlı kalmak zorundasın. Hasta olduğun zaman, bir acil operasyon gerektirdiği zaman ben münzeviyim bana bakma diyemiyorsun. Gidiyorsun orada doktora gerektirdiği şekilde muayene oluyorsun. Ya da herhangi bir şey gerektiği zaman gidip parasını verip alıyorsun falan yani. Evet bana da ikiyüzlülükten öte kibir gibi geliyor. Gafletten doğan bir kibir. İnsanın kendisini bilmemesinden doğan bir kibir gibi geliyor. Ama ne yapacağız onu da bilmiyorum işte. Yani belki tam olarak sistemin içinde yer almayı birazcık dışında kalmak gibi. Ya bence aslında yapabileceğimiz bir şey yok yani. Hani yapabileceğimiz şey şu olabilir. Bunun böyle olduğunu kabul ederek yaşamaya devam etmek. İşte belki... bunu tam kabullenebilirsek belki de yaşamımız farklı şekilde ilerleyecek. Çünkü şundan bahsetmeye çalışıyorum. Nasıl diyeyim? Farklı sonuçlar doğuracak belki. Nasıl kesinlikle doğurur. Çünkü ince bir ipte gibi kanka yani. Hayatta çoğu şeyin değişmeyeceğini, bunların artık değişmeyeceğini anlarsan ben kendi adımı ne yaparım? Eğer yaşamaya devam etmek istiyorsam tamamıyla kendimi anlık eğlencelere veririm herhalde. Çünkü benim için artık herhangi bir önemli bir şey kalmaz ki. İşte ben de bunun tam zıttını söyleyecektim. Eğer gerçekten kabullenebilirsek. Hep şeyden aslında son zamanlarda İlter senede konuşmuştuk bunu. İnsan hayatında milat yok demiştik. Birkaç gündür de şunu düşünüyorum. Galiba insan hayatında milatlar var diye düşünüyorum. Milat olmalı çünkü. Milat olmak zorunda. Ki bu her an olacak bir şey. Tek bir milat da değil. Yani milat varsa bile bu bilimsel bir şekilde oluyor. Hani bizim önemsiz gördüğümüz hani hayatı yani, anlam yükleme diyoruz ya. Bir kitap hani okudum hayatım değişti muhabbeti değil yani sonuçta. Hep yani mesela küçük. Evet evet. Mesela gerçekten hayatına anlam katan insanlar var mıdır? Vardır abi. Mesela büyük devrimciler vardır. Ne bileyim büyük reformistler vardır. Bu insanlar gerçekten hayatına büyük bir anlam katmışlar. Bana göre. Çünkü yanlış gördükleri şeyleri kökten bir değişime götürmüşler gerçekten yakındaki insanları toplayarak. Ama bence bunu tek başına yapamazlardı. Sadece o dönem içerisinde değil. Önceki dönemlerde de bu amaç için çabalayan insanlar vardı ve bu yavaş yavaş işleyerek bir noktaya geldi. O yüzden kendimizin yaptığımız şeyleri de aslında değersiz görüyor olabiliriz ama bunlar bir anlamda aslında değerli şeyler de olabilir ileride. Tekrar aynı şeye dönüyorum da. Atıyorum çok reformist birisi kefeye büyük şeyler
olarak koyuyor belki ama karşılığında alabileceği şeyler de gerçekten büyük. Senin orada değiştirebileceğin küçük bir şey için koyduğun şey gerçekten çok büyük olursa hayatın gibi, o zaman çok saçma bir ticaret yapmış oluyorsun. Aslında bunu da sorgulamak lazım. Alacağımız şey ne kadar küçük. Bir park dahi olsa küçük şey mi o park? Orada çok fazla insana karşı geliyor aslında. Yani çok fazla nasıl diyeyim? Değişken var. Mesela restoran sahiplerine karşı geliyor bir kez. Orada da işte başlarda da dedim, korkusuz korkakta da öyle şey yapıyor ya, zaten öleceğim lan diye atlıyor ya her şeyi. Orada da adam restoran sahiplerine gülüyordu yani. Çok fazla kulvarda savaşıyor aslında adam. Ve şeyde dedim, az önce yine dedim. Bunu insanlar biliyor. Halk içten içe bunu biliyor, seziyor. Hani şemsiye tutma örneğini verdim. Bu arada şemsiyeyi doğru telaffuz edebiliyor muyum? Onu da bir şey. Mesela yine inşaat arabaları çalışırken işte orada da düşüyor. Yine kendi arkadaşları gitmiyor. Yine halktan birileri gidiyor, onu kaldırıyor ayağı falan. Çok da küçük bir şey değil aslında, ne kadar park gibi gözükse. Öyle, ben öyle düşünüyorum. Biraz da şey konusunda konuşmak. Bürokrasi konusunda konuşalım, aynen. Bürokrasi ve şey, aslında birkaç tane yönetmenin şey kısımları vardı. Aptalı anlatmıyormuş gibi anlattığı kısımlar. Aslında aptal anlatıyormuş gibi ama aptal anlattığını belli etmeden aptalı anlatmak gibi. Ne? Oğlum ben doğum günü şeysini anlamadım, aptal diye durma zoruma gidiyor. Bak mesela, bürokrasiyi de sıfır siyasetle yapmamız lazım. Yani siyasete girmeden. Bürokrasi zaten siyaset ötesi bir şey diye düşünüyorum yani. Evet, ben siyaset öyle yani. Herkesi eleştireceğiz zaten. Siyaset partisi olursa olsun sanki aynı şekilde olacak gibi. Yani sabahtan beri bahsediyoruz bir park. Yani bir park yapmak için bu kadar bürokrasiye takılması gerçekten olağanüstü. Mesela şey sahnesi vardı. Ben biraz sahnelerden gitmek istiyorum. Fotoğrafını atmıştım. Dur bir dakika. Mesela şeyde şarkı söylediği sahne. Bu ilk doğum günü yazarla gidiyor. Aynen. Yazar da bu arada kendisini ne diyordu? O şarkı çok güzeldi. Ben bulmaya çalıştım, bulamadım ya. Evet, çok güzeldi. Yazar da kendisine ne diye abi diyordu? Hani Faust'un şeyi, şeytanı. Faust'u yoldan çeviren aynen. Şeytan. Mephistopheles miydi? Evet. Evet, bak o da tartışılmaya değer şeylerden. Ecce Homo da vardı. Ecce Homo da vardı. Evet. Başka? Anladım. Bir de önceden şey sahnesi vardı. Yaşamınızın efendisi olduğunu sözü çok güzeldi. Bir de şey sahnesi vardı. Çağrı dedi mi bilmiyorum. Duymamış olabilirim. Sessiz geliyordu. Bu adam ilk kanser olduğunda yolda düşünceli yürüyordu ya böyle. Sessiz. Hiçbir ses gelmiyordu. Sonra birden tüm trafiğin sesi yükleniyordu. O sahne de çok hoşuma gitmişti. Öyle yani, senin dikkatini çeken sahnelerden var mı? Ben bunların hiçbirine dikkat etmediğim için benim başka dikkat ettiğim bir şey olduğunu zannetmiyorum. ben anı tabloya odaklanmışım arkadaşlar. Siz detaylarda boğulmuşsunuz. Bir de benzetmeler üstünden gideyim yine. Hani demiştim yine, mumya benzetmesi vardı bizim karaktere. Bu mumya canlanmaya çalışırken, işte kanser olduğunu öğrenip yeniden doğduğunda canlanmaya çalışırken çevresindekileri hep korkutuyor aslında. Korkutuyordu. Hani kız korkuyordu bundan. Bildiğin korkuyordu. Çekiniyordu. Çünkü o yaşama dönmenin acemiliğini çekiyordu. Bildiğin şey gibi işte. Çizgi filmlerdeki korkunç Kemal şeyler. Kemal bir şey değil mi? Çok güzel bir yakalanmışsın. Yani yönetmen gerçekten bunu düşünmüş müdür bilmiyorum ama düşünmemiş olsa bile böyle bir mesaj çok hoşuma gitti açıkçası. İşte ben de bunu düşünüyorum. Acaba Kurosawa bunu düşünmüş müdür? Veyahut da aklıma bir de şey geldi. Bunu az çok ucundan tartıştık da. Kendisi hayatı boyunca mumya olmasaydı çocuğu kendisine mumya gibi davranır mıydı? Bürokrasinin tüm elemanlarını bize iyi kötü göstermeye çalışmışlar. Yani Kurosawa. Ta en tepedeki en iğrenç yüzlü olanı da keza öyle. Altlardaki memurları da. Ama şöyle de bir izlenim edemeden yani yapamadım. Diyorlardı ki memurlar. Biz belediyeye girmeden önce bambaşkaydı. Belediyeye girince böyle oldu. Ben bile böyle değildim diyordu. Başka bir adam da diyordu ki çöp kovasını temizlemen için önce çöp kovasını kağıtla doldurman lazım diyor. Bürokrasi çöp kovasına benzetiyordu bir şekilde. Bu bürokrasinin kaderi mi böyledir? Hiçbir şey yapmadan çok fazla şey yapıyormuş gibi gözükmek, çok fazla yalan olmak. Bürokrasinin kaderi mi öyledir? Yoksa hep şeye alışkın mıyız? Koltuğumuzu korumaya alışkın mıyız? Hayatta da bir değişken olmaması için hep stabil kalmak lazım. Bürokraside de bir değişken olmaması için hep stabil kalmak lazım. Ama bürokraside ek olarak şöyle bir şey oluyor. Koltuğunu da koruyorsun. Koltuğunu koruyunca maaşını da koruyorsun. Genelde başına iyi ya da kötü gelen şeyler, gelen insanlar hep bir zıtlık yapmıştır. Bir şeyler yapmıştır da başına kötü şeyler gelmiştir. İşte bu bana bunu da sorgulattı. Bizim bir liseden bir hocamız vardı. Biz memuruz diyordu. Hani koyun gibi. Öyle mi oldu? Öyle mi oldu? Açıkçası anlamayanlar. Öyle mi olacak yani? Biz de yarın bugün memur olacağız. Ya bence bunda kötü bir şey görmüyorum ben açıkçası. Çünkü hayatımızı yaşamaya çalışıyoruz. Bir şekilde hayatımızı kazanmaya çalışıyoruz. İşte burada yapılabilecek en güzel şey yediğin yemekten, çalıştığın işten, gittiğin otobüsten, bir şeylerden zevk almak. Çünkü başka bir yapabilecek bir çaren yok yani. Hani sisteme bir şekilde kafa kaldırıp baş kaldırıp gidip ben sisteme karşı olacağım, düzene karşı olacağım falan diyemiyorsun, yapamıyorsun. Biz burada ne kadar bunları konuşsak da
yapabileceğimiz en fazla şey belki tatilimizi seçerken şehir içi yer yerine şehir dışı seçmek ya da onun gibi küçük şeyler olacak. Hiçbir zaman hiçbirimiz bu rahatımızı bozmak istemeyeceğiz. Mesela geçen size de demiştim sanırım. Yağmur Arat diye bir tane gezgin var. Burada video çekiyor. Ben genelde videolarını çok izlemiyorum. Yani YouTube'dan çok fazla şey izlemiyorum. Onun kitabını aldım. Mesela o da aynı şekilde hayat sorgulamalarına başlamış. Demiş ki 30 yaşıma gelince ne olacak? Hep böyle işte mi çalışacağım? Dört tarafı kapalı bir yerde mi çalışacağım? Hiçbir şey olmuyor. Hep monoton bir hayat. Ondan sonra dünya turuna çıkmış. Yolda kazanıyor parasını. İşte arayışını yolda aramaya başlamış. Ne zaman döneceği belli olmayan bir yola çıkıyor. Sonra geliyor bir zaman. Bu şekilde mi olmalı ya da hayatımızı bir şekilde tüketeceğimizi kabul mü etmeliyiz? Bilemiyorum yani. Daha çok aksi örnekleri var da madem birilerini andık ben de güzel bir ekibi anayım buradan. Çubuk Animasyon diye bir ekip videoları falan var. Bir tane adam var. Yani. Bırakacağım işi gücü klasik söz vardır ya. Köye yerleşeceğim diyor. Adam bıkmış şehir yaşamından. Sonra köye gittiği hale var. Bir tane motivasyonel balon diye var. İstersen her şeyi yaparsın diyor buna böyle. Ondan sonra köye gidiyor. Adam böyle gözümüzü pörtlemiş saçma sapan bir tipi haline gelmiş. Böyle sürekli Instagram sayfasını yeniliyor. Orada da şey yazıyor. Hepsini gördüm yazıyor tiki şartına. Adam böyle kafayı yemiş sallanıyor gibisinden. Yani genelde bu olan da bu oluyor açıkçası. Yani kamistan baş kaldırın da yollara düşün hippi oğlum. Büyük ihtimalle yolda ya bıçaklanacaksın ya parasız kalacaksın ya yaşlıdan öleceksin. Ben de böyle bakmaya gerek yok yani. Çok yaşlılar gibi konuştu ya. yola çıkacaksan da hani kendi içinde bir şey olması lazım. Önemli olan yol varmak değil yol. Sen şey dedin yani belki de yapabileceğimiz tek şey tatil zamanlarımızda kendimizi biraz şımartmak. Ben de bunun tam aksini düşünüyorum. Tabii şımartırsın. O zaten her zaman olması gereken şeydir belki de kendine değer vermek geri gelince. Ama bir insan sistemin içinde de sisteme karşı iş yapabilir. Ve esas tüm iş yapanlar da sistemin içinde yapıyordur. Tüm Fransız ihtilaline bakalım. Önce sistemin içinden büyümeye başlamışlardır. Biz ihtilal yapacağımızdan değil ama kendi işimizi en iyi şekilde yapmak, en iyi şekilde diyorum yapabileceğimizin en iyi şeklinde yapmak, mühür atıp geçmeden yapmaya çalışmak işlerimizi bence sisteme karşı verilmiş en büyük tepki. Öyle düşünüyorum. Katılıyorum Kemal kardeşim. Sisteme tamamen tepki vermiş olsak böyle herkes gerçekten tepki verse, sistem yıkılsa falan hani ne olacak ki gene? Hani sonuçta bu sistemlerde insan için yok mu? Bu sistem dediğimiz ben bir şey için çalışıyorsam aslında başka insanlar için, o insan da çalışıyorsa benim için. Biz sonuçta topluma yararlı birisi olmuyorsak toplum için bir hiçiz. Bu bir gerçek yani. Evet. Genel olarak ya babadan zengin oluyor ya da topluma gerçekten yararlı insanlar oluyor. Ama topluma yararlı olmanın koşulu bu mu? Hani başka şartlar altında topluma yararlı olunamaz mı? Veyahut da bu nasıl şekilde topluma ne kadar mesela? Topluma ne kadar yararlı olabiliyoruz ki? Abi ya bilim adamı azından bence gayet de yararlı oluyor. İşte. Ya da bir bilim adamını geç, herhangi bir işte çalışan kişinin toplumsal olarak belli bir sorumluluğu var yani ve toplumun tamam bir parçası küçük bir parçası onun yapması gerekiyor. Ha şunu diyorsan o olmasa da birçok insan diyorum İzmir'de herkes bıraksa tamam mı işi gücü bir şey olmayacak bir şey değişmeyecek dünyada. Burada bir İzmirli'nci yer miyiz? Bu arada arkadaşlar çağrı yok. Biz onu demeyi unuttuk da. Kovduk onu. Kötüymüş. Yok bu belli olmuyor adamım. O yüzden. İnternet kötüymüş bir kopukluk oldu bizim yayında da onun yayınında da. Çok aksi. Yani. Siz devam edin dedi. Beni bırakın siz gidin dedi. Evet öyle. Ben. Ya değişik bir şey abi. Bu sistem evet devam etmek için var da. Hani öncelikle bir sistem var zaten bu bürokrasi anlamında. Bir de bunun dışında alışmak mı dersiniz? Gerçekten yoksa koltuğu korumak mı dersiniz? Ama genel olarak devlet kurumlarını vesaireye geçecek olsak bile yani devlet kurumlarının haricinde ki okulda devlet kurumu okuldan örnek vereceğim. En basitinden bir öğrenci işlerinde bir işin düştüğünde bile çok klasik bir örnektir ki çok basit bir işlem için seni birkaç kişiye yönlendirebiliyor. Gittiğin her kişi seni farklı birine yönlendiriyor. Aslında senin alacağın şey küçük bir belge, küçük bir evrak. Yani bunun nedeni bir yerden sonra belki bu adam, o insan işe başladığında belki ilk başta heyecanlıydı, insanlara yardım etmeye çalışıyordu. Ama bir yerden sonra belki de işin kolay yanını buldu. Yani işe artık iş gereken önem vermeden, gereken performans sergilemeden de koltuğunu koruyabileceğinin farkına vardı. O yola başvurdu. Burada bir yerden sonra bence insanın erdem kısmı giriyor. Bürokraside de herkes aynı diyemeyiz. Kimisi vardır gerçekten işini kolaylaştırır. Yani büyük kısmı böyle değil aslında, işini zorlaştırıyor. Ama bence burada biraz insanın karakterinden de etkilendiğini söyleyebiliriz. Karakterin yanı sıra bir de bürokrasinin zehirlemesi var ya, aslında esas önemli olan o. Ama ne kadar bürokrasinin zehrine karşı çıkabilirsek belki de o kadar insanızdır. Zaten ama bak bence şöyle bir şey de var. İnsanlar hani diyor ya, genellemeyi şöyle de yapabiliriz. Devlete atalım kapağı, gidelim. Devlette garanti iş falan. Hani bunu herkes diyor. Bu yıllar önce de böyleymiş. Japonya'da evet, da böyleymiş. Hani atıyorum Finlandiya'da da muhtemelen böyledir yani. Hani bir şekilde herkes kendisini koruyarak en az iş yüküyle oradan sıyrılmayı istiyor. Yok abi, Finlandiya farklı onlar. Onlar açmışlar. Onlar söylerken benim de bir içimde şüphe düştü.
Keşke dedim başka bir ülkesi deseydim. Finlandiya demeseydim. Yani İzlanda deseydin keşke. Neyse biz onun montajı İzlanda yapalım. Hatta evet, şey yapalım tamam. Bak ben burada İzlanda diyeyim. İzlanda. Şuradaki İzlanda'yı öyle koyayım. Ya biliyorum çözümün neresini onu da bilmiyorum. Yani. Mesela nasıl azaltılabilir ki bu? Bu yani gereksiz işler nasıl azaltılabilir ki? Çözüm koltuğun sabit olmaması mı? Liyakat sistemi mi acaba? Gerçekten tam bu liyakat sistemi. Yok abi olursa... gereksiz şeyler var. Mesela atıyorum çok basit bir şey yapacaksın. Adam seni bin bir yere yönlendiriyor. Ya benim liyakat... gereksiz şey deyince şu günde sınavların açıklanmadan önce imza beklemesi geliyor. Hani sanki o imzayı ne gerek var mesela? Şey yapıyor? Mesela sınav kağıtlarına tek tek bakıp ya şey diyor. Eyüp diyor 80 almış diyor. Tamam yollayabiliriz bunu. Ne bunu mu? Ne gelirse gelsin. Sonuçta o adam imza atacak. Başka bir ihtimal yok yani çıkarı yok. Ne diyecek? Hayır imza atmıyorum bunu değiştirin mi diyecek? Yok. Yani belli zaten herkesin de olduğu. Otomatik bir sistem bu. O zaten optikten evet. Okunuyor. Diğer hocalar da okuyor. Otomatik bir sistem olması lazım bunun. Neden imza gerekiyor? Ben hiç anlamıyorum mesela. Ben bu işlere biraz şey olarak bakıyorum. O kadar gereksiz iş yükünün yanında ekol oluşturmak gerektiğini düşünüyorum. Belki böyle tamamen iyiliğe kavuşmaz da iyilik artar diye düşünüyorum. Şimdi Mustafa İnan'ın tabunu okuyunca Oğuz Atay'ın yazdığı Bir Bilim Adamı romanını okuyunca çok etkilenmiştim bundan. Ne kadar bir iyiliği iyilik için yapma yüce gönüllülüğüne sahip olsak da ki bu çok zor aslında da ne kadar bunu olsak da yaptığımız her iyilik aslında ekol oluşturmak için bir fırsat. Kelebek etkisi de diyebiliriz buna. Zincirleme de diyebiliriz. Tamamen çözmeyecek ama bilemezsin ki. Bilemezsin ki. Ya ben abi çok bu düşünce tarzım liberal olabilir yani çok. Mesela özel kurumlara gittiğinde bu çok fazla böyle olmuyor. Çünkü özel kurum şunu düşünüyor. En az işçi çalıştırarak, en az iş yüküyle, en az para harcayarak nasıl bir iş elde edebilirim? Ve oradaki çalışan insan da bürokrasideki gibi yapamazlık edemiyor. Çünkü yapmadığı zaman müşteri tarafından bir şikayet aldığında kovulacağını biliyor. Ama devlette böyle bir durum yok. Çünkü ne olabilir ki en fazla yani? Adamı şikayet etsen bile şikayeti bile bürokrasiye takılacak. 2 yıl sonra o şikayetin sonucu gelecek ve büyük ihtimalle dava ertelenmiş olacak vesaire vesaire. Ama mesela özelde olduğunda dediğim gibi adam hem patronuna hesap vermek zorunda, işini iyi yapmak zorunda hem de zaten özel kurumu çalıştıran insan gereksiz bir iş kısmı oluşturmuyor. Mesela bürokraside çok gereksiz yerler var, çok gereksiz bürolar var. Ama adam onu yapmıyor çünkü gereksiz para yükü. Ha ben özelleşme taraftarı değilim çünkü özelleşme de başlı başına başka sorunları oluşturuyor ama özelleşme belki de... başlı başına zaten bir yarış haline sokuyor insanı. Evet evet o daha büyük bir sıkıntı zaten. Bilmiyorum çözüm önerisi nedir ben de bilmiyorum. Bence çözüm de bulmak zorunda değiliz gibi yani. Sanki evet bulamayız çözüm de bulmak zorunda değil. Gerçek bu anlamda ekol oluşturmak mı geliyor? Sonuçta biz üniversitede ne bileyim isim vermeyelim de şimdi. Bir hocadan dersi dinlersin çok bayılırsın tamam mı? Gerçekten bayılırsın o adamla sohbet etmek istersin ki başınıza gelmiştir ne bileyim. Eyüp senin YouTube'da mı tanışmıştın bilmiyorum. Bir grupta tanıştığın bir adamla konuşmak istediğini ve konuştuğunu biliyorum. Böyle bir şey yani bu. Böyle bir şey. Eyüp şu an bilmiyor. Eyüp bunu hatırlayamadı. Biliyor. Yok yok biliyor. Evet tanıştım. YouTuber arkadaşlarım var. Evet. Ünlü arkadaşlarım var. Ben şey diyeceğim. Belki de bir nevi son kapanış sahnesine gelip bitirebiliriz eğer diyeceğiniz yoksa. Tabii moderatör sendin. İlla diyeceğim. En sonu ben yapacağım. En son finali ben yapacağım. Tamam Kemal sen konuş en son. Ay ben son. Ben son vurucu sen yaparsın. Ya anladık biz. En sonda adam yaptığı parkta salıncakta oturup şarkı söylüyordu ağlayarak. Mükemmel bir sahne. Direkt esas aldım. Harika bir sahneydi ama buradan ille bir metaforik yorum yapmak zorunda mıyız? Sadece sahnenin güzelliğine odaklanıp o sanatsal değerini, o duygusal değerini hissedip geçmeli miyiz yoksa orada da bir şeyler aramalı mıyız? Siz ben aramaya kalkıştım. Çünkü hani... sen en zekisin. Ay, aramaya kalkıştım tamam mı? Çok kafa yormak istemedim çünkü hissettirdikleri yetti yani bana. Hiç aramadım, hiç düşünmedim direkt. Ben de hiç düşünmedim ki olduğunu düşünmüyorum. Akire Kurosawa vardı orada kafa yormamıştır bence. Direkt duygusal salıncak koy işte adam. Adam oraya sadece duygusal bir sahne yazmış sadece. Sahnenin adı da şey yani duygusal sahne. Salıncakta sallanıyor. Müzikte de duygusal fon müziği yazıyor. Ama böyle değil işte. Daha geçiyorsunuz. Ben de. Hadi hadi bitirelim oğlum. Benim kaç megabayt? 457 megabayt mı kaldı? 2 GB harcadım lan bu programa. Ben o son sahne çok güzeldi abi. En metaforik ne olabilir ki orada? Senin aklına i̇şte geldi mesela? Hayır şeyi tartışmaya çalışıyorum sizle. Aramaya gerek var mıydı diyorum hani. Yok tamam, bence yok, ya. Hissetmek her zaman daha önemlidir ya. İşte ya zaten onu demeye çalışıyorum. Her şeyi açık açık anlatıp çok hoşuma gitti yani. Baştan beri. Ya bence abi zaten açık iyi açık. Film dediğin hissettirmeli ya. Düşündürmekten ziyade. Yani senin film aslında çok düşünmekten ziyade hissettiysen o film bence olmuştur bence. Bulmaca mı yani sanki? Bir şeyleri aynen. Bulacaksın, edeceksin falan. Açık açık söyle her şeyi. Yaşamıyordu diyor.
ilgiyi hissettirmek de kolay iş değil yani. Bak, görüntü yönetmenliğinden tut, oyunculuk şu, bu her şey çok önemli. Adamın verdiği metafora bak. Mumya. Gördün mü? Ne kadar güzel. Birçok şeyi barındırıyor. Oh. Çok kolay anlaşılabilir. Bir zorluğu yok. Bulmaca gibi değil. Mesela orada işte doğum günü şarkısı falan. Yani bunlar çok güzel ve açık metaforlar. Herkes anlıyor bunu. Şöyle bir şey var ama. Ben hissetme tarafta. Aşırı hissettim arkadaşlar. Nasıl toparlayacağız? Son... Biz en son ne dedik abi? Ona göre bitirelim mi toparlayalım? Krosova'yla kalın de. Son. Dur, evet. Krosova'yla kalın. Görüşmek üzere. Bu mu? Bu mu? Oğlum bu oğlum, işte. Bir dakika. Diğer konuştuklarımızın yanında direkt bu mu gelecek? Şey, bu şaka konuşuyor. Krosova'yla kalın de lan, ben dalga gibi. Bu mu? Abi bir şey bitti yani. Ne olur. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Kurosawa'ya selam olsun falan da daha güzel. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Kurosawa'ya selam olsun.